Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda şöyle modelleme ile ilgili sorun olan çok arkadaşımız var. Yani buradaki bazı noktaları kaçırdıkları için modellemede sorun yaşıyorlar. Bakın kat planımızı aldık. İlk önce modelleme hemen bu katın döşemesinden başlıyoruz. Bakın buranın düz olduğunu görüyorum ben. O yüzden bir rectangle çizdim. Şuradan buraya kadar R harfine basarak ya da buradaki ikonu kullanarak. Döşeme kalınlığımı yapıyorum. Burada asmaren 30 santim kullanılmış. Hemen bunu arkadaşlar bakın grup yapıyoruz. Burada her çizdiğimiz malzemeyi ayrı bir grup yaparsak daha kolay modelleriz. Şimdi duvar profili için bakın kalem aracıyla yukarı doğru 2.70 duvar kalınlığım 15 santim ve tekrardan 2.70 ve 15 santim olarak böyle bir kapalı dikdörtgen yaptım. Ve bunu Profile Builder aracına tanıtıyorum. New profil dedim ve OK diyorum. Bakın bunda işim bitti. İsterseniz de burada kalabilir. Buradaki yakalama noktasını alt sol olarak seçiyorum ve bakın burada pencere boşluklarını bırakmış olduğumuz gördüğünüz AutoCAD'de nasıl bıraktıysanız o şekilde burada görünecektir. Bakın sol tıklayarak başlıyorum. Böyle geldim. Şöyle ve burada bitiriyorum. Burada koyulmamış ama burada bir başka mekan yani burada balkona geçiş var. O yüzden buraya şöyle 80'li kapı atalım ve modelleme devam ediyoruz. Bakın bu kısmı komple bitişik binanın. Şöyle dönüyorum ve burada arkadaşlar şimdi asıl önemli nokta burada. Bakın başka burada şimdi pencere boşluğu açılması gerekiyor. O yüzden burada ESC'ye basarak çıkıyorum ve tekrar buradan bakın modelliyorum ve tekrar ESC'ye basıyorum ve buradaki seçimi iptal ettim. Bakın burada ne oldu? Bir parça, bu da ikinci parça. Şimdi asıl kaçırılan noktayı hemen göstereceğim. Tekrardan modelliyorum ve ESC'ye basıyorum. Şimdi arkadaşlarımız diyor ki ben işte biz bu pencere boşluğunu açamıyoruz. Mesela tıklayıp şöyle ben mesela alttan seçiyorum ya şöyle. Arkadaşımız seçtiğinde yukarı doğru kaldırıyorum ama komple kalkıyor diyor buradaki aradaki bu parça. Onun sebebi şu. Bakın burada bir grup var arkadaşlar. Bu grubun içerisine yani bakın bunlar hep ayrı bir grup. Bu grubun içerisine çift tıklayarak girecek. Bakın yüzeyi gördüğünüz bütün yüzeyleri artık rahat rahat dokunabiliyorsunuz bu grubun içerisine girdiğinizde. Şimdi soldan sağa doğru seçim yapıyorum. Alt kısmını seçiyorum. Yine klavyeden K'ya basarak da görebilirsiniz. Bakın nereyi seçtiğinizi mavi olarak işaretle. Böyle seçtiğinizde yine K'ya basarak o kısmı kapatıyoruz. Ve klavyeden ya da yine buradan move aracıyla tıklayıp yukarı doğru kaldırıyorum arkadaşlar. Şu an taşıma işlemi yapıyorum. Kopyalamak için pencere boşluğu açacağım ya. CTRL'ye bir kere basıyorum. Bakın bu çizgiyi yukarı doğru kopyalamış oldum. Değer giriyorum şimdi. 220 Enter. Şimdi evet bir değer girdim. Fakat bunun pencere olduğu için alt kısmında da bir duvar parçası olmak zorunda. Tekrardan bunu aşağı doğru kopyalıyorum yine CTRL'ye basarak. Pencere yüksekliği 140 santim. Enter diyorum. Bakın buradaki boşluğu açmak için buraya çizgi attım. Şimdi burada bakın orta kısmı seçtiğimizde bir yüzey olduğunu görebiliyoruz her iki tarafta. Buradan push pull aracıyla tıklayıp içeri duvar kalınlığı kadar yani ne kadar 15 santim. Enter dediğimde bakın bu gruptan dışarı çıktım ve pencere boşluğum çok rahat bir şekilde açıldı. Niye bunu yapıyoruz? Neden burada kendimiz burada tekrar hani oluşturmuyoruz? Şöyle mesela oluşturabiliriz. Pencere yamuk oldu. Sorun değil. Mesela bunu da yapabilirsiniz fakat bundaki düzeltmeler ya da bunda mesela burada bir pencere yaptık bakın. Burada pencere yaptık diyelim ki bu pencere. Şimdi bundan buna kopyalayacağız ya. O yüzden kopyalayacağımız için hani mesela bunda herhangi bir yakalama noktası ya şurasında yok. Üstünde yok. Ya da atıyorum hadi onu da geçtik. Başka yerden kopyalarız yine sorun değil. Fakat mesela atıyorum bu pencere daha sonra revize etmek istediğimizde diyecekler ki atıyorum bu pencere iptal oldu. Hemen ne yapacağız? Ya buradaki hemen grubun içerisine girip bunu yukarı doğru çekeceğiz. Şöyle kapatacağız. Pencereyi iptal edeceğiz. Ya da buradaki aradaki parçayı kolayca sileceğiz. Ya da şunu buraya uzatacağız. Bilmiyorum belki de pencerenin işte yeri değişmiş olacak. Biraz sağ alacağız. Bakın şöyle biraz sağ aldım. Bunu buraya götüreceğim. Sonra bunu da buraya alacağım. Hani revize olduğunda daha kolay müdahale edebildiğimiz için bu şekilde, hani bu yöntemi kullanırsanız siz de zorlanmazsınız.
Bakın burada pencere boşluğu var. Burada da pencere boşluğu hani açılması gerekiyor ya. Bakın burada yapmışım. Kopyalıyorum ben buraya. Yine CTRL ile. Bir daha uğraşmaya gerek yok. Tabii şöyle bir şey var. İsterseniz bir püf nokta daha burada bir göstereyim. Bakın bunu buradaki açılmış boşluğun üzerine sağ tıklıyorum ve component yapıyorum. Evet diyorum. Bunu şimdi kopyalıyorum buraya. Ne fark var diyeceksiniz. Component yaptım ya. Bakın component yaptığımda bu objeye ne yaparsam bütün objelerde aynısı oluyordu. Onunla ilgili bir videomuz da vardı. Yine bulursam linklerini bırakırım. Örnek göstermek gerekirse bakın. Bunun objenin içerisine çift tıklayarak girdim. Gördüğünüz gibi bakın burada ne yaparsam burada da aynı şey oluyor. Diyelim ki pencereyi yapacağım ve diğer bütün pencerelere otomatik olarak gitmesini istiyorum. Şu penceremi oluşturdum. Bakın ben bunda yani bir taşla neredeyse bütün pencereleri hani burada oluşturmuş oluyorsunuz. Şöyle pencere eklentimiz var. Onun da yine linklerini bırakırım. Gördüğünüz gibi pencereyi yaptım ve sadece bir tane yani bu düşünün bir sürü pencere olacak burada. Sadece bir tanesini burada ilgi önem göstereceğiz ve diğerleri otomatik olarak oluşacak. Onun için buradaki yaptığımız bu component olan duvarlı boşluklu pencereyi bütün pencere kısımlarını mutlaka kopyalamamız lazım. Bakın burada yine ESC'ye basarak şöyle çalışıyorum. Burada bir tane daha balkon kapımız olması gerekiyor. Yine ESC'ye bastım. Hızlı olduğu için. Bakın yine burada ESC'ye bastım. Ve burada da yine ESC'ye basıp tekrardan duvarı ördüm. Burada merdiven kısımlarını tabii ki modellemek zorunda değilsiniz. Ama modellediğimizde binanın iç kısmına işte perde yapmazsak hani boş kalmasın, boş görünmesin diye bu şekilde de yapıp arka kısımlarını yani görmediğimizde daha dolu bir çizim oluyor. O yüzden ben bu kısımlara en azından şöyle arka ve ön kısımlarına birer tane duvar atıyorum ki buradan baktığımızda şu pencere görünmesin. Şimdilik bu kadar yeterli. Bakın şimdi burada ne yapacağım? Burada yere kadar olan bakın 1, 2, 3 ve 4 tane nedir? Fransız tarzında kapım var. Bunlar Fransız. Bunların hepsini grup yapıyorum. Bakın. Main grup dedim. Hepsinin içerisine girdim. Bakın hepsi ayrı ayrı gruplar şu an hala. Hepsini seçip sağ tıklayıp export diyorum. Patlat. Soldan aşağı doğru sağa doğru seçiyorum. Alt kısımlarını M move aracına basıp yukarı doğru 220 enter diyorum. Ve yine bir taşla bakın buradaki 4 kuşu hepsini bulmuş olduk. Ne oldu? Bu bizi hızlandırdı. Yani ya mesela şu yapıyı bir yarım saat, 20 dakikada modelleyebilirsiniz. Bakın normal katı bitti bile. Aslında konuşmasam hani ben normalde daha hızlı yapmaya çalışıyorum. Yani vaktim olmadığı için normalde bunu anlatmasam daha hızlı bitiririm. Şimdi diğer plana geçtik. Burası zemin kat planı. Yine aynı mevzuyu burada uygulayacağız arkadaşlar. Burada bir tane döşeme yapıyoruz. O döşemeyi grup haline getiriyoruz. Buradaki merdiven çekirdeğini aşağı kopyalayalım ki üst üste getirdiğimizde çekirdekler birbirinin üzerine çakışsın ve katta sorun olmadan üst üste hani katlarda herhangi bir kayıklık falan olmasın. Evet, bunu da bu şekilde bırakabiliriz. Şimdi modelleme devam ediyorum. Bakın bu kısmı zaten komple bitişik. Burada yine pencerem var. Onları yapmayacağım. Onun neden yapmadım? Yukarıdan getireceğim çünkü. Şuradaki pencereyi kopyalıyorum. Buraya getirdim. Burada gerçekten çok önemli hani noktalara değindim arkadaşlar. Bu videoyu kısa tutacağım. Daha anlaşılır olsun diye uzun olan videolarda o aradaki püf noktalar
Hani görünmüyor. Bazı buradaki başka konuların arkasında kalıyor. O yüzden bu videoyu kısa tutmam gerekiyor. Sadece modelleyip bunu kapatmayı düşünüyorum. Şimdi size şunu söyleyeceğim. Bakın bunu aldınız ya. Bunu şuraları kopyalayacağım. Bakın bunu böyle alırsanız, buraya kopyalarsanız hatalı olur. Neyi kaçırdık burada? Bakın. Buradaki malzemenin dış yüzeyi, bakın buradan tıkladığım kısmı. Gördünüz mü? Bunun dış burası. Çünkü niye? Ben bunu burada yaptım, modelledim ya. Arka cephede modellediğim için bunun dış cephesi baktığım yüzey oldu. Şimdi ben bunu alıp direkt buraya kopyaladığımda bakın ben şu an dış yüzeyini seçtim. Fakat burada bakın dış yüzey seçili mi? Değil. Neden? İç yüzey seçili kaldı. Yani içte kalmış oldu. Çünkü ben bunu alıp düz bir şekilde buraya kopyalamış oldum. Bu hatalı olur. Bunu alacağız arkadaşlar. Şöyle. Çevirme aracıyla rotate'le bakın şöyle 180 derece 360 derece şöyle özür dilerim 180 derece komple çeviriyorum ve buraya aynı yerine bırakıyorum. Bakın şimdi ben buradaki objenin yine dış duvarını seçeyim. Bakın dış duvarını seçtim. Şimdi buraya geldim. Bakın yine dış duvarı seçili. Bunun niye yaptık derseniz çünkü içerisine koyacağımız pencereden daha doğru yere gitmesi için. Bakın 10 santim geri attım ve bütün oluşturduğum pencere komponentlarında bakın onlar hep aynı yerinde olacak. Yani siz de bu şekilde eğer modellerseniz mutlaka buna dikkat edin. Kopyasını aldım. Yine bir püf, burada başka bir püf noktaya daha değinmiş olduk. Bunlar çok önemli. Bakın buradaki olay da bitmiş sayılır. Ya bunu Fransız'da da yapabilirsiniz. Hani Fransız'da da yapmak aklıma geldi ama bilmiyorum uğraşmadım. İsterseniz orada yapalım. Hadi bunları siliyorum arkadaşlar. Bakın burada component yaptım az önce gördüğünüz. Bunu kopyala kopyala. Bakın içerisine girdiğinde hepsi seçiliyor. Gördünüz mü? Bu katın aynısı. Sadece arada şunu iptal ettim. Bakın onu da göstereyim hemen. Bunun hepsini seçiyorum. Shift'e basıp tutarak buradaki merdiven kovasını çıkartıp merdiven kovasının tam ortasından alttaki merdiven kovasının ortasına bir kopya aldım. Ve burada sadece ortadaki duvarımı kaldırıyorum. Bakın ne kadar pratik oldu. Duvarlarım hepsi aynı yerde olduğu için. Fakat burada çizimle alakalı bir sıkıntım var. Acaba bilmiyorum. Biraz geride görünüyor. Neyse. Zaten biz hani aynı yerimizi bulduk. Sorun değil. Ve burada da bakın apartman kapımız olacak. Onu da yine 220 yukarı kaldırdık. Evet. Şimdi hadi onu da yapalım. Vaktimiz varsa. Aklıma şu gelmişti. Hani burada kapatayım dedim ama şu da önemli. Üst üste kaldırmak. Üst binayı üst üste getirip denk getirmek aslında önemli olan. Buradan da bir tane kopyasını aldık buraya ama bu çekirdekte bir şey var. Farklılık mı var bilmiyorum. Üst üste getirip şimdi düzeltmeye çalışacağız onu bakalım. Şimdi burada çatı arası var. Fakat çatı arasında teras yok. Teras olsaydı yani çizimde de göremedim. Teras olsaydı hani terasları bırakacaktık ama her neyse. Şimdi burada 1 metrelik bir kalkan duvar. Böyle bırakıyorum. Aynısını mirror komutuyla karşıya mirrorluyorum. Şimdi arkadaşlar burada kullandığım eklentileri ben yine açıklamada paylaşacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Bakın buraya bir tane parapet duvarı örüyoruz. Duvarın yüksekliğini yine ne kadar yapalım? 1 metre yapalım. 1 metre yapalım. 170 santim aşağı doğru attım. Çatıyı unuttuk. Dur çatıyı da ben yapalım. Çatıyı da yapalım. Ondan sonra hemen bitirelim. Burada şurada bir hata yaptık. Düz gelen duvar kısmı buraya kadar geliyormuş.
Parapetimiz şuradan 1 metre ve buraya çakışıyor. Ve bakın burada kolayca çatı eklentisi olmadan da yapabilirsiniz. Karşıya mirror. Burayı da hemen kapattığımda bakın çatım hazır. İsterse hemen buradan bir tane kaplamasını getirip gizlediğimiz az önceki malzemeyi Unhide'la geri getirdik. Şimdi onu ayarlayacağız birazdan. Ben bunu biraz hızlandırdım ki video süresi uzamasın ve her şeyi Bodrum katın üzerine getireceğiz. Burada planlamada biraz şey var. Yani sıralama yok burada. Sıralama biraz hatalı olmuş. Normalde Bodrum zemin ve normal kat. Ondan sonra çatı geliyor. Fakat burada Bodrum burası. Bunu arkadaşlar tutuyorum bunun üzerine getiriyorum. Ve buradaki arkadaşı da bunun üzerine getireceğim fakat burada çıkma var. İsterseniz buradan getirebilirsiniz. O da olur. Bakın buradaki kolon çıkma kısmını temsil ediyor. Ya da bunu alalım. Buraya getirelim. Fakat dikkat etmemiz gerekiyor. Burada döşemenin içerisinde kaldı. Onu 30 santim yukarı kaldırdığımızda şimdi çok rahat bir şekilde yerine oturdu. Burasının 12.50 olduğunu biliyorum ben. Şöyle iki tane daha normal katım var. Yani 12.50 şöyle zemin kat 1, 2, 3 ve 4 kat. Bodrum katı şeyden sayılmıyor. Hani imarda bu şekilde sayılmıyor. Toprak ve üzerindeki katlar sayılıyor. Tabii ki bodrum katı da var yani ondan yana sıkıntı yok. Şimdi K'ya basarak bu objeyi de bunun içerisinde üstüne taşıdım. Ve 30 santimlik olan kısmını da kaldıralım. Ve bakın binamızı modelledik. Bunu siliyorum. Bir de bir püf nokta daha söyleyeyim. Her zaman şuradaki X, Y, Z orijinine yakın çalışmanız çok daha önemli. Ona da dikkat edersiniz arkadaşlar. Onun dışında yani tavsiyelerim bu kadar. Bu aralara pek fazla video atamadım. Bebeğimiz var. O yüzden ses yapıyor biraz. İnşallah evdeki ortamı ayarladıktan sonra da devam edeceğiz videolarımıza. Evet, modelleme ve buradaki pencerelerin işte Fransızların ara duvarlarını nasıl açıyoruz? Nasıl bölüyoruz? Nasıl kopyalıyoruz? Bunları göstermeye çalıştım. Sormak istedikleriniz varsa açıklamaya yazarsınız. Görüşmek üzere.